Merhabalar, ben Aftar Teknoloji'den Yıldır Erkan Demir. Bu eğitim videomuzda da Inventor HSM'de slot komutunu göreceğiz. Genelde takımın genişliği kadar bir kanal varsa parçamızın üzerinde. Takımı sürekli açısal bir şekilde kanal içerisinde takım aşağı doğru indirerek slot operasyonunun açılmasını sağlıyor. Hem daha hızlı sonuç veriyor tezgahta. Slot operasyonuna tıklıyorum. Bu arada operasyona tıklanmadan önce isterseniz bir slotumuzla ilgili bir bilgi edinelim. Klavyeden main kısmına tıklayıp mainzer'dan slotumuzun girişini ölçelim. 8 radius olarak 4 olarak gösteriyor. Ve bizim için aslında 8 mm genişliğinde olan bir slot. Ben taksa bunun halinde bundan dolayı 8'lik bir takım kullanacağım. Bir kere de işleyip bitirmesi açısından. Slot komutuma tıklıyorum. 8'lik zaten takımım, en son kullandığımız takım olarak geldi karşıma. Buradan ikinci seçenekte Geometry Pocket Selection soruyor bizde. Slotumuzun kenar duvarlarının ne olduğunu. Alttan seçiyorum çünkü biraz sonra height yüksekliğinde benim Selection Contour seçeneği otomatik göreceği için oraya kadar inmesi için alt kısımdan seçmem benim için daha pratik bir sonuç elde ediyor. Alt kısımdan kısmından seçiyorum buradaki kısmı. Bakın otomatik olarak alt kısımdan aldım. Height kısma seçim diye buradan belli oluyor. Çarpı olarak geldi buraya. Height kısmına geldiğiniz zaman bakın burada bottom height kısmında selected contour yani benim seçtiğim kontürü taban düzlem olarak algılıyor program. Bunun için bir kere daha buradan seviye belirtmeme gerek kalmıyor. Otomatik olarak buraya geçebiliyorum haliyle. Tabii geliyorum passes kısmına. Burada aşağı doğru katmanlı işleyeceğim için multiple depth açıyorum. Örneğin takım 8'lik olduğu için 10'da 3, 10'da 3 aşağı doğru inerek bunu sağlayacak. Ve burada da başka bir parametreye girmeme gerek yok. Direkt okey diyerek operasyonumu yaptırabiliyorum. Şimdi slot operasyonu olduğu için zaten dikkat ederseniz program parçaya açılı bir şekilde dalıyor. Şuradan. Ve sürekli açısını koruyor. Bakın şurada sürekli zikzak açı yaparak parçaya dalışını sağlıyor. Bu da takımın hem üzerine dikey yüklenme olmadığından dolayı daha çok fazla kırılmasını engelliyor. Simülasyonda görelim bunu. Şu kısmından biraz geri zoom yaparsak biraz şuradan kısalım ve play diyelim. Bakın şu an rampa yapmaya başladı. Rampalı dalıyor. Hatta şuradan da kontrol edebiliriz. Eksi 4 rampalı daldı. Devam etti. Bizim verdiğimiz derinlik mesafesini tabii kullandığımız takıma göre arttırabiliriz. Ben şu an 10'da 5 verdim. Ya da 10'da 3 verdim. Tamamen size kalmış. Elinizdeki takımın kesme kabiliyetlerine eğer iyi güveniyorsunuz bunu tabii daha da arttırabilirsiniz. Bu eğitim videomuzda slot operasyonunu anlattım. Aşama aşama şekilde komutları anlatmaya devam edeceğim. İyi çalışmalar diliyorum.